Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sokağa çıkma yasaklarında ben köye gelmiştim. Haliyle Harun kardeşimizin arabası bozulmuş. Daha doğrusu kendi bozmuş arabayı. Motoru yıkıyorum diye. Beni aradı da. Abi dedi araba çalışmıyor. Geldik. Bakın ne var. Şimdi bu hani kiminin işine yarar kiminin yaramaz da. Abi internetten şeyden YouTube'dan çok baktım da göremedim dedi. Ben de dedim o zaman çekeyim hemen koyayım. Senin gibi göremeyenler görsünler. Ne olmuş arabaya? Hadi gelin bakalım. Arabamız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Doğan. Tempra motorlu. Motoru yıkamışlar. Motoru da yıkayınca şunu falan hep sökmüşler kurtalım diye. Tabi bunu da normal bir yeri, şey yerine takınca çalışıyormuş gibi takmışlar ama araba çalışmayınca. Haliyle bu işin bir sentesi var. Bir üslubu var. Böyle rastgele takınca çalışmıyor. Şimdi bizim motor buraya giriyor. Bildiğiniz gibi. Yeri burada. Burada gördüğünüz bir dişli var. Bir dişli bunun içinde var. Bu içteki dişli. Şuradaki dişli yani. Şu parmağımla gösterdiğim dişli. Yağ pompasını çeviriyor. Bu da oradaki kayışın yardımıyla bu şekilde dönüyor şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu takabilmek için distribütöre takabilmek için ilk öncelikle aracı bir senteye getirmemiz gerekiyor. Şu şekilde sente işareti. Bura böyle olması gerekiyor. Şuradaki sıfıra bakması gerekiyor gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Harun bir torna versene onu. Evet. Şimdi şu kasnaktaki şu çizgi sıfıra gelecek şuradaki sıfıra. Şöyle. Ondan sonra şuradaki nokta da şöyle göstereyim bakayım gözüküyor bir dakika. Şuradaki şu nokta da tonerin tam ucundaki nokta da burada normalde bir plastik kapak olması gerekiyor. O kapağın üzerindeki noktaya birebir gelmesi gerekiyor. Daha sonra distribütörün de yerine koyarken bu şekilde koyuyoruz. Ben şimdi yerini ezbere bildiğim için koyacağım. Çalıştıracağız. Teyze makarasının şu ucu ve senteye geldiğinde araç birinci silindir üst ön noktada oluyor. Svoplar kapalı oluyor. Bindirme pozisyonda oluyor. Yani sente pozisyonda. Dördüncü silindir ise arkadaşlar bu arada Tofaş arabalarında birinci silindir kayıştan taraf. Dördüncü silindir şanzımandan taraf oluyor. Dördüncü silindirin ise svopları da kapalı oluyor. Yani birinde kapalı oluyor. Dördünde kapalı oluyor. Fakat dördüncü silindirin o esnada içi benzin hava karışımı dolu oluyor ve patlamaya hazır vaziyette oluyor. Onun için teyze makarası araç tam sendedeyken dördüncü silindiri göstermemiz gerekiyor. Kapağın üzerine dördüncü silindiri göstermemiz gerekiyor. Kapağı taktığımız zaman yani tam burası dördüncü bujiye giden kabloyu göstermemiz gerekiyor. Onları taktıktan sonra arabanın marşına basacağız. Biraz evvel ben birinci silindir dedim de tabi sente birinci silindir doluyor haliyle. Evet şimdi bunu da kapatıyoruz. Avans ayarı yapacağımız için biraz gevşek kalıyor. Şöyle. Harun marşa basalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tek marş yavaşlar var. Şimdi orada bunun ibresi başka yeri gösterirse yani teyze makarası örneğin burayı değil de şurayı gösterirse arabayı çalıştıramazsınız arkadaşlar. Tam olması gereken yeri göstermesi gerekiyor. Harun stop et. Tam olması gereken yeri göstermesi gerekiyor. Buraya taktıktan sonra zaten marşa basar basmaz araba kirit gibi çalışır arkadaşlar. Evet. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Harun'dan bir daha aracı bozmasını sabırsızla bekliyoruz. Ne zaman bozarsa. Çünkü sonuçta bizim dükkanda bu şekilde bozuk arabalarla dönüyor. Videoyu izlediniz. Bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Bilmediğimiz arabaları kurcalamıyoruz. Ya da yıkarken oraları sarıyoruz. Şimdi ben size yıkamayla, motor yıkamayla alakalı video da çekeceğim arkadaşlar. Nerelerini kapatacağınız, nerelerini yıkacağınız, nerelerini yıkamayacağınız. Ne kadar su tutacağınız ya su tutacak mısınız tutmayacak mısınız arabasına göre bu değişiyor aslında da duruma göre böyle bir orta halli bir arabada ben size zaten örneğin bir arabanın sigorta kutusu buradaysa işte X arabanın sigorta kutusu burada siz de baktığınız zaman iyi kötü sigorta kutusunun hangisi olduğunu anlarsınız
orayı kapatırsınız. Tarif edeceğim ben size. Siz de evinize kendiniz yıkarsınız. Yatağınız yıkmış suyla ya işte normal süngerle yıkarsınız, durularsınız. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşça kalın.